Arkadaşlarım merhabalar, hoş geldiniz. Evet, bugünkü dersimizde sizlerle beraber test 18'i ve test 19 çözeceğiz. İkinci dereceden eşitsizlikler bildiğin bildiğiniz üzere. Evet, haydi bakalım. Birinci sorudan başlayalım. Şimdi arkadaşlarım karşımıza değişik değişik fonksiyonlar çıkacak. Daha önce görmüşüzdür ama ismini belki bilmiyoruzdur. Şu anlık ismi çok önemli değil ama ben söyleyeyim size. Aşina olun, seneye göreceğiz bunları inceleyeceğiz. Şimdi 2 üzeri x arkadaşlarım. 2 üzeri x üstel bir fonksiyondur. Yani herhangi bir pozitif şuradaki 2 pozitif bir reel sayının üzerine x'li ifadeler yazılmasıyla oluşan bir fonksiyon. Buradaki e, pozitif reel sayımız 1 olmasın. Başka her pozitif reel sayı olabilir. Şimdi bizim için e, bu adından daha çok ne işlevi var onu bir bilmek lazım. Arkadaşlarım 2 üzeri x. Biz x gördüğümüz üzere ne yazarsak yazalım bunu hiçbir zaman negatif yapamayız. Bunu daima pozitif yapmalıyız. x'e ne eksi yazsam bile örneğin eksi 100 yazsam bile o sana olur ki 1 bölü 2 üzeri 100 olur. Bu sayı yine pozitif olur. Yani böyle üstel fonksiyon gördüğünüz zaman e, siz bunu direkt pozitif diyeceksiniz. O zaman bunun bizim eşitsizliğimize herhangi bir etkisi yok. Bu her zaman artı. Sonra e, yukarısının eksi veya sıfır olması gerekiyor ki eşitsizliği sağlayalım değil mi? Küçük eşit sıfır demiş. O zaman benim burada aslında çözmem gereken x kare eksi 4 küçük eşit sıfırdır. E biz bunu da x eksi 2 çarpı x artı 2 küçük eşit sıfırla ve bir tane tabloyla halledebiliriz. Şurası eksi 2 şurası artı 2 artı ile başlıyor. Eksi ve artı. E bak biz burayı arıyoruz. Burası da eşitlik olacağı için -2 ile 2 arasında. Kaç tane tam sayı vardır diyor? -2, -1, 0, 1, 2 dediğim zaman 5 tane tam sayı vardır. Ve 2 üzeri x hiçbir zaman 0 da olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Onlara aşina olmamız gerekiyor. Şimdi burada ne var? Burada 2 üzeri x 1 var. Şimdi arkadaşlarım 2 üzeri x'in kökü yok ama 2 üzeri x eksi 1'i sıfırlayan sayı var tabi ki de. Bu da kim arkadaşlarım? 0. Yani x gördüğüm yere ben 0 yazarsam yukarı kısım 0 olur. Köklerini buluyorum. Bunun kökü var. 2 üzeri x'in tek başına yok ama yanına bir sayı eklediğin zaman tabi kökü olabilir. Sonra x eksi 1 eşittir 0. x eşittir 1. Alttakinin de kökünü buldum. Arkadaşlarım bunları ayrı ayrı düşüneceğim. Tamam mı? Çünkü e, bunlar polinom tipi bir fonksiyonlar. Bunlar e, Polinom tipli değil. Öyle diyeyim. Üstel diyecektim ama üstel fonksiyonu da değil bu. Yani sadece 2 üzeri x üstel fonksiyon. Neyse onlara seneye şey yaparız. Hallederiz. Biz şimdilik köklerimize bir bakalım. Şimdi 0 bizim için bir kök. 1 bizim için bir kök. Şimdi bunları ayrı satırda inceleyeceğim arkadaşlarım. Diyeceğim ki burası 2 üzeri x'in bir kısmı olsun. Burası da x eksi 1'in kısmı olsun. Şimdi burada e, bunun kökü 0 değil mi? Bunun kökü de 1. Şimdi sıfırdan büyükler için 2 üzeri x eksi 1'in negatif mi pozitif mi olduğuna bakacağım. Örneğin bir tane bir sayıyla deneyebilirsiniz. Mesela 1 yazarsanız sıfırdan büyükler için 2 eksi 1'den 1 yani pozitif. Yani burası her zaman pozitif olacakmış. Sıfırdan büyükler için. Sıfırdan küçükler için e, burası eksi olacakmış. Hani bunda şey yapmıyorum ben artıyla artı ile başlıyorsa artı ile başlayayım değil. Burada kontrolünüzü sağlayın. Sıfırdan büyük sayılar için burası pozitif. 2 üzeri x eksi 1. Sıfırdan küçükler için de negatif. Mesela sıfırdan küçük için bir tane eksi 1 al. 2 üzeri x e, 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2 tane de 1'i çıkar zaman negatif yapar. Böyle kontrol edebilirsiniz. Tabi polinom tiplerde artı diyorsa artı ile başlıyorsun. Kök gördün. Eksi, eksi. Anlaştık mı? Kökleri iyice belirttim. Bak mesela bu sıfır bunun kökü olmadığı için işaret değiştirmedim. Sonra sonuca gelelim biz. Sonuçta bunları ne yapmış arkadaşlarım? Bölmüş. Biz de bölüyoruz. Eksi bölü eksi artı artı bölü eksi eksi artı bölü artı artı. Ve bizden nereyi istiyor? Küçük eşit sıfırlar. Yani şuralar arkadaşım. E burada ilk önce biz bir yazalım. Sıfır ve bir yazalım. Sıfır kimin kökü? Ayın kökü. Eşitlik sıfır durumunu istiyor mu? İstiyor. O yüzden de şöyle bir köşeli parantez yapalım. Bir de paydanın kökü olduğu için biri istemiyorum arkadaşlarım. 0 ve bir arasındaki bütün reel sayılar bunları sağlayacak. Yani bu eşitsizliği doğru yapacakmış. Anlaştık mı? Bir de bu şekilde denizli verdi. Geldik 3. sorumuza. Ne diyor? En küçük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlarım bakın. X kare eksi 1. Şimdi mutlak değerin içine gizlenmiş değil mi bu? Bütün mutlak değer X yerine ben ne yazarsam yazayım. İçerisi negatif de olsa pozitif de olsa biraz dışarıda mutlak değer olduğu için burası daima artıdır. O yüzden bunu hiçbir şekilde göz önünde bulundurmuyorum. Ama şimdi bunun kökleri sıkıntı çıkarabilir bize. Çünkü eşitlik sıfır durumunu istemiyor ya biz x'in 1 olmasını ve eksi 1 olmasını istemeyiz. Çünkü eksi 1 ve 1 yazarsan burası sıfır olur. Sıkıntıya düşersin. Şuradan o zaman inceleyelim. Burası artıysa o zaman burasının eksi olması lazım. Yani biz yukarıyı şöyle bir toparlarsak yukarıda şu denklemi bir şey şu eşitsizliği bir inceleyelim. Yani x kare eksi 2x eksi 8 küçüktür. Sıfırı bir inceleyelim. Buradan 4'e 2 eksiye artı. Kökler bir tanesi eksi 2 bir tanesi 4 değil mi? Eksi 2'ye 4 artı eksi artı. Şimdi Şöyle yapacağız. Eşitlik olmadığı için eksi 2 ve 4 aralığını alacağım ben burada. Şimdi en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. E arkadaşlarım burada görüldüğü üzere eksi 1 gibi görülüyor değil mi? Yani bu aralıkta x eşittir eksi 1 gibi görülüyor. Ama bak ben burada yorum yaptığım şeylerde dedim ki x eşittir eksi 1 olmasın. O zaman olmasın bak Bursa'da var bak dikkat et. O zaman 0 geliyor hemen bunun sağ tarafında. E çünkü Eksi birden sonra sıfır geliyor. Çünkü sol tarafa gidemiyorum. Burası tıkalı. Eksi 2'yi bile alamıyorum. E sıfır var mı? Evet sıfır var arkadaşlarım. Anlaştık mı? Bak. Burası daima artıdır. Daima eksidir. Dediğim yerde. X şu olabilir. Şu olamaz diye yorum da yapıyorum. Bak al. Aynısı bak. Burada var bak. Mutlak değer X. Bak mutlak değer X her zaman pozitif arkadaşlarım. Bu benim eşitsizme hiçbir sıkıntı getirmez. Her zaman artı. Ama bak burada x eşittir x eşittir 0 olmalı. Tamam mı? Ha He, her zaman artı. Ben buraya x yerine ne yazarsam yazayım her zaman artı olacak. E bak burası da x eksi birin karesi de her zaman artı. Değil mi? Her zaman artı. Bak artı böyle artı arkadaşlarım artı yaptı değil mi? Yani pozitif yaptı. Yani demek istiyor ki arkadaşım sen x yerine ne yazarsan yaz. Burası zaten pozitif olacak. Burası şampiyonlar ligi olmuş. Baksana bu mutlak değer x de daima pozitif. x eksi 1'in karesi de daima pozitif. Ama tek bir tane bir pürüzümüz var. Nedir o pürüzümüz arkadaşlarım? Şuradaki 1. Paydayı sıfır yapan o 1 var ya o sıkıntı. Bak o olmayacak. Tamam mı? O zaman bak cümlemi tekrarlıyorum. Bütün reel sayıları yazınca sağlıyor. Ama bu bir sıkıntı çıkarıyor. O zaman ben bütün reel sayılardan bu biri düşmeliyim. Bak burada. Şimdi burada ufak bir parantez açayım ben. Örneğin şuradaki mesela eşitlik olmasaydı. Burası olmasaydı. Yine bütün herkesi yazar. Neyi yazarsam yazayım sağlayacak. Ama bu sefer paydayı 1 yapan 0. Şey, 0 yapan bir hala var. Ve payı 0 yapan x eşittir 0 değeri de olmayacak. Çünkü niye? Eşitlik 0 durumunu istemiyor. O zaman da r fark 0, 1 olacaktı. Tamam mı arkadaşlar? Yani iyice dikkat edin. Burada bir tane bile elemanda sıkıntı çıkabilir. Bak 5. soru. Bak mutlak değer. Hemen bak mutlak değer var mı burada? Var. Tamam. O zaman diyorum ki kardeşim sen her zaman artısın. Ama senin köklerine bakayım. Gitti bak kardeş gitti. Senin köklerine bakayım bakalım. Şimdi x kare eksi 3x artı 2'yi sıfırlayan sayılar 2 ve 1. Eksiye eksi desem. x eşittir 2 x eşittir 1. Şimdi ben buraya 2 yazsam burayı sıfırlayacak. Ama bak soru istemiyor. O zaman 2 yazamayacağım arkadaşlarım. Hemen bunu kontrol edeceğim. Sonra 1 yazsam burayı sıfırlayacağım. Ama bak soru istemiyor. O zaman 1 yazamayacağım. Burası her zaman artı ama sıfır olduğu durumları attım. Çünkü niye soru istemiyor. Şimdi yukarısı her zaman artı. O zaman aşağısına ne olması lazım arkadaşlarım? Eksi olması lazım ki artı böyle eksi eksi yapsın. O zaman benim bu kadar kalabalık şeyden artık incelemem gereken şu oldu değil mi? x eksi x kare küçüktür sıfır. E bunu da küçük bir tabloyla halledebiliriz. Buradaki köklerim kim? Sıfır ve bir. Eksiyle başladığı için eksi artı eksi diyorum. Küçükleri istiyor arkadaşlarım. Küçükler şunlar. Değil mi? He şimdi sağlamayan diyor arkadaşlarım. Şimdi sağlamayan. eş konu en başta okusaydık. Neyse biz sağlayanları bir bulalım bakalım. Şimdi sağlayanlar eksi sonsuz ile sıfır arasında değil mi? Böyle koşuyla parantez yapmayacağım tabii ki. Bunlar sağlayanlar arkadaşım. Soruyu şurada okumadım. Onun şeyini çekebiliriz. Cezasını çekebiliriz. 1 ile sonsuz arasında. Şimdi arkadaşlarım sağlamayan tam sayı değerlerim. Değil mi? Bak burada var. Bir sıfır sağlamıyor. Çünkü niye paydayı sıfır yapıyor? Bir tane sıfırı buldum. Sıfırla bir arasındakiler de sağlamıyor. Artı yapıyor buraya ama orada tam sayı yok. Sonra bak bir sağlamıyor arkadaşım. Biri de buldum. Çünkü niye paydayı sıfır yapıyor? Bak iki sağlamıyor. Çünkü niye payı sıfır yapıyor? Bir sağlamıyor. Ha biri yazdık mı? Ha biri yazmışız. Tamam. Bak kaç tane var? Üç tane sağlamayan var. Şimdi e, cezamızı çekeceğiz mi bakalım? Evet üç taneymiş. Tamam mı? Yani ilk başta okusaydım daha bir net olurdu. Çünkü niye arkadaşlarım? Şöyle yapabilirsiniz. Şimdi sağlamayanlar için şunları şöyle bir kaldırıyorum. Hatta şöyle yapalım. Şöyle şunu kaldırayım. Şöyle. Bunu da bu tarafa alayım. Belki bizim işimizi görür. Şimdi sağlamayanlar için şu yöntemi uyguluyoruz ya. Küçükse tümleyenini alıyorduk. Mutlak değer x kare eksi 3x artı 2 bölü x eksi x kare büyük eşit 0. Bunu sağlayanlar değil mi? Bunu sağlamayanlar bunu sağlayanlar. Şimdi bunu sağlayanlar x eşittir 2. x eşittir 1. Çünkü bu sefer paydayı sıfır yapanları alacağım. Yani buradan artık buraya doğru çevirdim. Sağlamayan kelimesini anlatmak için. Sonra e burası her zaman artı. e Burasının her zaman eksi olması lazım. Yani x eksi x kare küçük şey ne o? Yani küçük sıfır olması lazım. Değil mi? Şimdi e buradan şöyle yaptığım zaman sıfır ve bir eksi artı eksi. Şimdi biz buranın ne olmasını istiyoruz? Burayı sağlayanlar. Yani şunlar. 0 e, ve 1 yine paydayı 0 yaptığı için yine bunları da almak zorundayım. Yani 0, 1, 2 bunu sağlamıyor. Tamam mı? Yerine koysanız da zaten e, görürsünüz sağlamadığını. Şimdi 6. soruya geldik arkadaşlarım. Bunu şöyle bir kaldıralım artık. Bununla bir işimiz yok. 6. soru S'nin çözüm kümesi hangisidir diyor. Şimdi bizim x kare artı birimiz görüldüğü üzere her zaman artı. 0 bile olmuyor bu. Çünkü x'e 0 versem bile 1 oluyor. Tamam bu gitti. O zaman burası her zaman eksi arkadaşlar. Değil mi? Çünkü niye? Eksi bölü artı eksi olsun diye. O zaman bizim incelememiz gereken mutlak değer x eksi 3 aslında küçüktür. sıfır durumunu incelememiz lazım. Şimdi bunu mutlak değerden yapabiliriz. Şöyle bir mutlak değerden yaparsak. Mutlak değer x küçüktür 3 dediğimiz zaman eksi 3 küçüktür x küçüktür 3 yazabiliyoruz değil mi? Bak burada var. Ama biz bunu mesela eşitten yapmaya kalkarsak, şimdi arkadaşlar bunun kökleri kimler? Eksi 3 ve 3 değil mi? Mutlak değerin e, x mutlak değer x'in 3 olması, x'in eksi 3 ve 3 olmasıyla alakalıdır. Şimdi 3'ten büyük olanlar için burası artı olacak, çünkü 4 yazsam pozitif olacak. Eksi 3 ile 3 arasında herhangi bir sayı yazsam, mesela 2 yazsam eksi olacak. Burası da artı olacak. Yani buradaki işaretleri buradan kontrol ediyoruz. E bak bana eksi mi istiyor? Eksi istiyor. Evet. Bak şimdi. 9'da öğrendiğin şey aslında burada 12'de de şey 11'de de sistem eşitsizlikle karşına aynı şekilde çıkıverdi. Tamam mı? Yani burada mutlak değeri nasıl biliyorsan öyle yapabilirsin. Herhangi bir sıkıntımız yok. 7 dikkat dikkat. 7'ye dikkat arkadaşlarım. Çünkü niye? Kareköklü ifade var. Şimdi bak kareköklü ifadeler her zaman pozitiftir. Yani bunların sonuçları her zaman pozitiftir. Dereceler çift olduğu zaman. Ama bir de şu olmalı Karekökün içerisi de her zaman pozitif olmalı. Aslında büyük eşit sıfır olmalı ama burada eşitliği soru istemediği için burada artık x eksi 2 büyüktür sıfır diyorum. Tamam mı? Yani kare köklülerde şuradaki derecen çift ise içerisinde pozitif yapman gerekiyor. Yani x büyüktür 2. İlk bileceğimiz şey bu. Tamam mı? Ve bunun sonucunda her zaman pozitif oldu. Sonucu da pozitif. 2 de pozitif. Burası artı. E demek ki ben x kare eksi 16'nın sıfırdan küçük olmasını istiyormuşum. Çünkü niye? Artı böyle eksi eksi olsun diye. Şimdi arkadaşlarım e bu tabloyla olabilecek bir şey. Eksi 4 artı 4 artı eksi artı. Yani şurası. Yani diyor ki alttaki eşitsizlik ben eksi 4 ile 4 arasını istiyorum diyor. Bu da diyor ki öyle bir şey yok diyor. Ben de diyor 2'den büyükleri istiyorum diyor. O zaman arkadaşlarım bir yerde buluşsunlar. Bunun en güzel yöntemi gösterme yöntemi ben şöyle yapıyorum kökleri yazıyorum buraya. Tamam mı? Bir tanesi diyor ki kardeş beni eksi 4 ile 4 arasını ver. Al sana eksi 4 ile 4 arası. Diğeri diyor ki kardeş bana da 2'den büyükleri ver. 2'den büyükler de al sana. İkisinin de ortak olduğu yerler. 2 ile 4 arasında. 2'yi istiyor muyuz? İstemiyoruz. 4'ü istiyor muyuz? İstemiyoruz. Hatta onları şöyle yuvarlak bile yapabilirsiniz. 2 ile 4. Çözüm kaç tane tam sayı vardır? 2 ile 4 arasında arkadaşlarım bir tane 3 var bir tane varmış yani. Bir tane hemen ha 3'ü işaretlemeyin. Bir tane varmış. O da alt seçeneği. Tamam mı? Evet geldik 8'e. Bak yine en geniş tanım kümesi. E, köklü bir fonksiyon varsa içerisinin 5 artı 4 x eksi x karenin büyük eşit 0 olması lazım. Hocam burada eşitliği almadın. Orada demiş ki bana bu eşitsizliği küçük sıfır yapanları söyle. Yani eşittir sıfır olduğunu istemiyorum demiş. Burada diyor ki en geniş tanım kümesi yani bana sağlayan x'leri bul diyor. Yani köklerin içi aslında eşit sıfırda olmalı ama tabi eşitsizliğin durumuna göre o eşit sıfırı alacak mısın almayacak mısın ayarlaman lazım. Yine bak burada eksi var. Eksiyi sevmiyorum ben. Defalarca söyledim. x kare eksi 4x eksi 5 küçük eşit sıfır. Eksiyle çarpıyorum bedelini ödüyorum. Yön değiştiriyorum unutmuyorum. Şimdi bunun kökleri. Bunun kökleri kim arkadaşlarım? Eksi 1'e 5 mi bunun kökleri? Direkt buldunuz zaten. Artı eksi artı. Artık yeni gözlem şu arkadaşlarım. Çünkü buna bakıyorum. Tamam mı? Artıyla başladım. Eksi dedim. Artı dedim. Şimdi ben nere arıyorum? Küçükleri arıyorum. Yani şurası. E o zaman en geniş tanım kümesi. Bak eşitlik de var. Eksi 1 ve 5 aralığında. Kim o? Bak burada. Eksi 1 ve 5 aralığındaki bütün sayılar bu fonksiyonun içine yazabileceğimiz sayılarmış. Hocam 6'yı niye yazamıyorum? Yani şimdi bu buldun ya örneğin hadi 6'yı yazmayalım. 0'ı niye yazamıyorum? Yani 0'ı yazıyoruz. Mesela eksi 2'yi niye yazamıyoruz? Yani eksi 2 bunun dışında ya yaz. 5 eksi 8 eksi 2 yazdım. Eksi 4 oldu. Bak içerisi ne oldu? Eksi 7 oldu arkadaşım. Yani negatif oldu. Biz içerisini pozitif veya 0 yapan değerleri bulduk. Anlaştık mı? Şimdi 9. Her x gerçek sayısı için tanımlı olduğuna göre K'nin en geniş değer aralığı hangisidir diyor. Arkadaşım diyor ki sen x yerine ne yazarsan yaz kabulümdür kardeş diyor. Yani bana öyle bir k bul ki böyle k'nin aralığını bul ki x yerine ben her şeyi ama her şeyi yazabileyim diyor. Şimdi yine bak şeye geleceğiz. Bizim olayımız ne? Bizim olayımız x kare artı kx artı 4'ü köklü bir fonksiyon olduğu için deresi çift olacak bu arada. 2, 4, 6, 8 olabilir. E köklü bir fonksiyon olduğu için bunu pozitif veya sıfır yapmamız lazım. Bizim derdimiz bu. Şimdi h yerine hangi değerleri yazabilirsem bu ancak pozitif veya sıfır olabilir. Bak şimdi bu bir parabol değil mi? Parabol. Şimdi x kare 1. Kollar yukarı mı? Yukarı. Yani böyle olmasını istiyor. x yerine istediğin yaz. Pozitif olsun diye. Ama bak sıfır olma durumunu da istiyor. İşte o sıfır olma durumu da yani biraz da diyor şöyle t de oluverse iyi olur aslında diyor. Yani hem bunu incele diyor hem de bunu incele diyor. İkisinin anlamı nedir arkadaşlarım? Bu x, -x eksenini kesmiyor. Delta küçük sıfır. Bu da teğet. O zaman delta küçük eşit sıfır. Tamam mı? Bak şimdi. O zaman gel bakalım. E, bunun deltasını hesaplamaya. Deltası b kare eksi 4 acıdan k kare eksi 16 e, küçük eşit sıfır değil mi? Yorumumu yaptım artık ondan sonra iş yapıyorum. Şimdi burası eksi 4, 4 artı eksi artı. Şurayı istiyor değil mi? Çünkü küçükleri istiyor. Eksi 4 ve 4 aralığı tabii ki kapalı aralık. Bak eşit sıfır durumunda istiyor. Şimdi kafalar çok karışır buralarda. Çünkü ezber yapmaya niyetlenirsiniz. Ezber yapmayın. Hocam eşittir sıfırı alacağım mı almayacağım mı bir sürü olay. Şimdi bak mesela ben buradaki soruyu şöyle yazsaydım. Mesela desene ki 1 bölü e, karekök x kare artı 4x artı 4 e, sayısı için hepsi cümlenin hepsi aynı. O zaman da arkadaşım paydaya düştü ya sen buradaki sıfır olma durumunu almayacaktın. Buradaki sıfır olma durumunu almayacaktın. Ne yazacaktın? Sadece ve sadece büyüktür sıfır yazacaktın. Tamam mı? Sadece büyüktür sıfır yazacaktın. O zaman da eşitsizliğinin sıfıra eşit olmasını istemiyordun. O zaman da şu teğet olma durumunu yani delta'nın sıfıra eşit olduğunu kullanmayacaktın. Şimdi ben burada sana ne söylesem eksik kalır. Çünkü niye? Şu soruda şöyle yap, bu soruda böyle yap demem lazım. Sen soruya göre yorum yap. Soru ne istiyorsa onu ver soruya. Tamam mı? Yoksa şöyle olunca he, bunu yapın arkadaşlarım. Bunu ezberleyin. Bunu aklınızda tutun. Değil arkadaşlarım. Yap soruya bak. Ne istiyorsa onu vermeye çalış soruya. Bak şimdi. Tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Kare alabiliriz. Tamam mı? Şimdi niye kare alabiliriz? Çünkü biz buranın pozitif olduğunu biliyoruz. Tamam mı? Çünkü ee, nereden biliyoruz bu arada buranın pozitif olduğunu Garanti pozitif mi acaba orası? Bir bakalım orasının garanti pozitif olup olmadığına. Şimdi arkadaşlar bunun deltasına bir göz gezdirelim. B kare eksi 4 acıdan 1 eksi 12'den eksi 11 değil mi? Evet. Yani diyor ki ben eksenleri kesmiyorum arkadaşım. Yani bak hep ben parabolden yorumluyorum. Gördünüz mü? X kare ile başladığı için ben böyle bir şeyim var benim diyor. Grafiğim var diyor. Yani sen bana ne atarsan at ben her zaman ama her zaman pozitif olurum diyor içerisi. İçerisi her zaman pozitif. Dışarısı da her zaman pozitiftir. Yani burada beni sıkıntıya düşürecek hiçbir x ifadesi yok. O zaman ne yapabilirim? Kare alabilirim. Eşitsizliklere kare almak tehlikelidir. Çünkü niye? Eşitsizliğin iki tarafında pozitif olmasını garanti etmeniz lazım. Yoksa alamazsınız. Tamam mı? O zaman kare alalım. x kare eksi x artı 3 küçüktür 9. Atalım bu tarafa. x kare eksi x attım. Eksi 6 küçüktür 0. 3'e 2. Eksiye artı x'im ya 3 arkadaşlarım ya da eksi 2. Tablomu yapıyorum. Eksi 2 çiz. Heh, eksi 2 ve 3. Artıyla eksi ile artıyla. Ve ben burayı istiyorum değil mi? Şimdi eksi 2 3. Sıfır eşit olduğu durumu istemediği için yani şurada e, açık aralık yaptım. Şimdi hocam bunlara bir geçeceğim ben buraya yazacağım mı? Bak ne dedim ben? Hiçbir x bana sıkıntı çıkarmıyor. Karekök olarak. Karekökün içinde negatif yapmıyor. O zaman herhangi bir sıkıntı yok. Bunların hepsini alacağım. Eksi 1, 0, 1, 2. Buradaki tam sayıların toplamı diyor. Eksi 1 ile Bir, bizlere ömür sıfır. Dedim. Kendisine hayır yok. O zaman sadece 2 kaldı. Bak nasıl yorumluyorum soruyu. Kesinlikle ezber yapmıyorum. Bak geldim buraya kaç tane doğal sayı vardır. Şimdi bunu yukarıdaki çarpanlarına ayıramadım. Bunu ayırıyorum arkadaşlarım. Bu nasıl ayrılıyor? x eksi 2'nin karesi olarak ayrılıyor. Karekökte burada var. Küçüktür 3. Tamam mı? E zaten bunun karesini almaya gerek yok. Çünkü kare ile kare kök var ya. Burası da negatif olmuyor ama burası sıfır olabiliyor. Önemli değil. Şimdi bak şunu yapmayın. Şunu şöyle götürüyorsunuz. Tamam bunu böyle götürüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki x eksi 2 küçüktür 3. Arkadaşlar bu böyle cırt cırt gitmez hemen. Tamam mı? Ne yapacaksın? Bunu yapacaksın. Mutlak değer kullanacaksın. Mutlak değer kullanmazsan olmaz. Ne zaman? Ne zaman? derecesi çift olan şuradaki sayılar buradaki sayı eşitken çiftse bunları götürdüğün zaman hemen mutlak değer kullanacaksın. Artık olay 11'den döndü 9'a. Değil mi? Çünkü niye? E biz böyle bir mutlak değer çözebiliyoruz. Eksi 3 küçüktür. X eksi 2 küçüktür. 3 diyoruz. Attım bunu buraya. Eksi 1 küçüktür. X küçüktür. 5 mi oldu? Tabii ki bu tarafı da attım. Kaç tane doğal sayı vardır diyor. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 4 var arkadaşlar. Kaç tane? 5 tane doğal sayı değerim var. Buradaki en büyük tehlike bu arkadaşlarım. Direkt x küçüktür 5 yazıp bunu şey yapamazsınız. buradan da mesela yanlış yapsan da kaç tane doğal sayı vardır dediği zaman doğruyu bulacaksın. Rast geliyor. Ama mesela senin bunu bulduysan eğer senin mantığına göre eksi 10 da bunu sağlıyor. E hadi bakalım eksi 10 yaz. Eksi 10 yazdım. Eksi 12. Karesi 144, karekökü 12. E 12 3'ten küçük çıktı. Mantıksız. Değil mi? Ama mesela benim bulduğum aralıkta hangi sayıyı yazarsan yaz sağlayacaktır. Örneğin 0 yaz. 0 yazdım. Şunlar gitti. Kök 4, 2. 2 3'ten küçük. Tamam mı? Yani e, doğru cevap 5 bulabilmişimdir. Ama şu eşitsizliği buldursan bil ki yanlış bulmuşumdur. Yani soruyu yanlış bulmuşumdur. Çünkü çözüm kümesi sorsa zaten ortalık karışacak. Tamam. Hadi bakalım. Geldik. 12 arkadaşlarım. 12 bir grafik sorusu. Eksi 2'ye 5 aralığında tanımlanan bir tane fonksiyon çizilmiş size. Ne diyor? Eşitsizliğin kaç tane tam sayı değeri vardır. Hmm. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlarım bunu iki yoldan çözeyim ben size. Bir normal grafikten çözeyim. İki de eşitsizlikten çözeyim. Tamam mı? Şimdi mutlak değer fx büyük eşit 1 diyor. Şimdi arkadaşlarım bunun için ne lazım bana? fx'in büyük eşit 1 veya fx'in Küçük eşit eksi bir değil mi? Bunları bilmek lazım. Yani çünkü mutlak değerli bir ifade herhangi bir pozitif sayıdan büyükse yazıyor ki a büyük b veya a küçüktür eksi b yazıyorduk. Tamam. Şimdi biz fx'in ne zaman birden büyük olduklarına bakalım. Tamam mı? Şimdi kaç tane tam sayı değeri vardır diyor. Arkadaşım şimdi fx'in bir olma durumu. Şimdi fx'in bir olma durumu. Fx'in bir olma durumu şu değil mi? Yani x yerine ben şuradaki eksi 1'i atsam ve şuradaki 3'ü atsam fx'in 1 olacak. Çünkü bak tam burası 1. Pekala birden büyük olma durumu var mı? Birden büyük olma durumu yok arkadaşlarım. Burada fonksiyonun hiçbir parçası yok. Hangi sayıyı atarsam atayım birden büyük çıkmayacak. Ama 1 olma durumu için burada iki tane değer buldum arkadaşlarım. Eksi 1 olma durumuna ve eksi 1'den de küçük olma durumuna bakalım. Tabii ki kaç tane tam sayı vardır diyor. Onlara bakacağız. Şimdi Eksi 1 nerede? Eksi 1 şurada arkadaşlarım. Değil mi? Burada eksi 1. Tamam. Şimdi şuna bakıyorum. Burada eksi 1 aldım ben. Değil mi? Burada bir değer eksi 1'e geldi. Ama tam sayı diyor. Bak burada bir tam sayı yok. Mesela burada eksi 1'e geldim. Değil mi? Yani kaç tane tam sayı değeri vardır? Bize tam sayı soruyor. Tamam. Burada eksi 1'e geldim. Yok arkadaşım. Şimdi bunun için bunun için eksi 1 olması için tam bak şurada şurada bir eksi 1 oluyor değil mi? Şurada bir eksi 1 oluyor. Yani 1 attığım zaman şurada bir eksi 1'e denk geliyor. Sonra bir de eksi 2 için arkadaşlarım. Yani eksi 1'den küçükler diyor. Eksi 2 de olabilir. Şöyle eksi 2 de olabilir. Hatta eksi 1 ile 2 arasında bütün değerler olabilir. Ama o bütün değerleri hep kim alıyor? Hep 1 alıyor değil mi tam sayı olarak? Yani bunun aralığındaki bütün değerler hep 1 oluyor. 2 tane buradan vardı. Bir tane de buradan geldi. Etti bize 3 tane. Bak bunu tekrar yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi fx küçük eşit 1. Tamam mı? Yani ben burada x gördüğüm yere ne yazarsam yazayım. Tam sayı olarak eksi 1 ile 1 arasında getirecek. Bak şurada. Tam sayı olarak arkadaşlarım bir atarsam, bak, bir atarsam, e -1, e e 1 atarsam bak e 1 atarsam eksi 1'e gelecek burada. 1 atarsam eksi 1'in biraz daha aşağısına gelecek. Ha gelmeyecek gerçi ya. 1 atarsam şöyle şöyle olmadı ki. Eksi 1'e getiren bir tam sayı yok ki. Onu yanlış olmadım ben. Şöyle. Eksi 1'e getiren tam sayı şu. Değil mi? Şey e, sayı şu. Ama tam sayı değil. Gitti. Burada sadece 1'in eksi 2'ye gittiği durum var. Başka herhangi bir durum yok. 2 tane buradan bir tane de buradan. Tamam mı? Sadece 1 eksi 2'ye götürüyor. Tam sayı olarak. Tamam. Eksi 1 içine çıkartabiliyorum. Hatta eksi 2 ile eksi 1 arasında bütün değerleri çıkartabiliyorum. Ama tam sayı olarak çıkaramıyorum. Bu eşitsizlik yöntemi. Tamam mı? Biraz e ee, tabii yorum yüksek olmalı bundan. Şimdi bir de grafik yöntemini yapalım biz. Şimdi mutlak değer f(x)'in grafiğini biz nasıl çiziyorduk? X ekseninin altında kalan parçasının X eksenine göre simetrini alıyorduk. Yani şu -2'nin simetriği nerede arkadaşım? 2. X eksenine göre. Yani şöyle bir parçayı şey yapıyorduk. Şunu da şöyle yapalım. da şöyle şuraya gitsin. Şurayı yapıyorduk arkadaşlarım. Şöyle bir simetrik. Tamam mı? Alttaki parça yok artık bizim için. Şöyle yapacağız ve bunu da Şöyle yapacağız. Şimdi e, bir, birden büyük olanlar için diyor. Yani artık buna bakıyorum. Birden büyük olanlar için e, bir var arkadaşım tam sayı olarak. Kim onlar? Eksi bir ve üç. Bir de bir de kimi çıkarıyor? İkiyi çıkarıyor. Buradan da yine eksi bir, üç ve bir elemanlarını görebilirsiniz. Üç tane diye yine yorumlayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olursa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışayım. Evet Geldik. test 19'a. Evet birinci sorumuz birinci sorumuza diyor ki denklemleri vermiş arkadaşlarım x çarpı çarpımın en küçük değeri kaçtır? Hmm, demek ki birden fazla değer alacak ki en küçük değeri diye bir şey sormuş. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şimdi x çarpı y'yi yalnız bıraksak bir y'yi x cinsinden gibi bir şeyler yapalım bakalım. Şimdi yukarıda x çarpı y'yi biz yalnız bırakmak istesek ne yapabiliriz? Hatta Birbirinden çıkaralım arkadaşlarım şunları. Yani yalnız bırakmaktan kastım aslında. x'ler gitti. 4 y artı x yapacak. Değil mi? Eksi 4'ten de 2 çıkınca eksi 6 yapacak. Eşittir 0. Yani bu ne anlamı geliyor? X gördüğümüz yere biz 6 eksi 4 y yazabiliriz anlamına geliyor. Tamam. Yukarıda yazalım. X gördüğümüz yere 6 eksi 4 y yazalım. Çarpı y var. Artı 4 y eksi 4 eşittir sıfır oldu. Dağıtalım. 6y eksi 4y kare artı 4y eksi 4 eşittir sıfır. buradan hepsini karşıya atalım. 4y kare artı hepsini karşıya attık ama şurası artı 10y yapmıştı. Eksi 10y yapacak artık. Eksi 4 ile karşıya gitti. Artı 4 eşittir sıfır. 2'ye bölelim. 2y kare eksi 5y artı 2 eşittir 0. Karşımıza böyle bir denklem geldi. Bu denklemden demek ki biz bir y'yi bulacağız. Şöyle 2y'ye y diyelim. 2y 1 diyelim. Eksiye y eksi. Çarptım. Eksi 4y çarptım. Eksiye y eksi 5y'yi verdi. O zaman çapraz yazıyorum. 2y eksi 1 çarpı e, y eksi 2 eşittir 0. O zaman buradan y değerim ya 1 bölü 2 geldi arkadaşlarım ya da 2 geldi. Şimdi burası biraz bir kalabalıklaştı. Ben şöyle yapalım. Bunların hepsini bir gönderelim. Buradaki y eşittir 1 bölü 2 ile 2'yi şuraya alalım. Ve devam edelim bakalım. Şimdi biz ne bulmuştuk şurada? x çarpı y eşittir 4 eksi 4 y diyebiliyorduk değil mi? Buradan karşıya attığım zaman bunu yapabiliyorum. Şimdi ben y gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarsam. y gördüğüm yere 1 bölü 2 yazdım. Burası x bölü 2 oldu eşittir 4 eksi 2 oldu burası. Buradan x'im 4 geldi arkadaşlarım. Çarptığım zaman 1 2 ile 4'ü çarparsam 2 gibi bir değere ulaşabilirim. Beklesin. Y gördüğüm yere 2 yazayım. Şurası 2x oldu. Burası 4 eksi. 2 yazdığım zaman 8 oldu. Yani eksi 4 oldu. Yani x'im eksi 2 oldu. Y'ye 2 verdiğim zaman x'im eksi 2 oldu. Çarptım eksi 4 oldu. En küçük değeri sormasının sebebi buymuş. Yani 2 tane değer gelecekmiş. Biz de oradan 3'ü işaretleyecekmişiz. Tamam mı? Evet ikinci sorumuz Z tam sayılar kümesi olmak üzere Z çarpı Z'deki çözüm kümesi. Yani bulacağın elemanlar ne olsun diyor tam sayı olsun diyor. Tamam bakalım. Şimdi ne yapabiliriz bunları toplayabilir miyiz? Ya da şöyle yapalım. Şunu bir çarpanlarına ayırsak arkadaşlarım yukarısını. X artı 2'ye çarpı x eksi y eşittir 0 diye çarpanlarına ayırabiliriz. Bunların her biri sıfır olabilir. Yani x eşittir eksi 2 y olabilir. Ya da x eşittir y olabilir. Şimdi ben x gördüğüm yere eksi 2 y yazsam alt tarafta. x gördüğüm yere eksi 2 y yazıyorum. Karesini aldım. 4 y kare. Ee, eksi 2 y ile bunu çarptığım zaman artı 2 y kare artı y kare eşittir 9. Şimdi burası 4, 6, 7 y kare yaptı arkadaşlarım. Şimdi buradan tam sayı gelmiyor. Hiç buna bulaşma diyor. Tamam. Sonra x eşittir y durumuna bakacağım x eşittir y yazdığım zaman bakalım kimler çıkacak karşıma. x görünümüne y yazıyorum arkadaşlarım. y kare yaptı. Eksi x y yazarsam yine y kare yaptı. Artı y kare eşittir 9. Bak y kareler yine gitti. O zaman buradan y kare 9 ise y 3 arkadaşlarım. Ya da eksi 3. x eşittir y idi. Yani x'i 3 iken y'si de 3. x'i eksi 3 iken y'si de 3 imiş. Z'deki çözükmesi bu arkadaşlarım. Kaç elemanlı? 1 ve 2 elemanlı olduğu görülüyor zaten. Anlaştık mı? Evet. Üçüncü sorumuz ne diyor? x çarpı y nedir diyor. Şimdi ne yapabiliriz biz burada? Toplasak alt alta toplasak x kare artı y kare artı 2 x y gibi bir şey geliyor değil mi? Bir yazalım bakalım. x kare artı y kare artı 2 x eşittir kaç? 4 mu oluyor? 4 oluyor değil mi? 8 eksi 4. 4. Şimdi burası x artı y'nin karesi arkadaşlarım. x artı y'nin karesi eşittir 4. O zaman buradan bizim için x artı y ya 2 ya da x artı y eksi 2. Şimdi bakalım hangisini kullanacağız? Yukarısını ben y parantezine alırsam e, ne kalacak? x artı y değil mi? Y, x tamam. Eşittir eksi 4. Şimdi ben buraya 2 dersem buraya 2 dersem e, şey ne olacak? x artı y2 ise y'si ne olacak? Eksi 2 olacak değil mi? Çünkü çarpı zaman eksi 4 olacak. Şimdi burası eksi 2 olursa x'i de 4 olacak. Yani x'i 4 iken y'si eksi 2. Böyle bir çarpım. Kaç? Eksi 8 var mı? Var. Ama ben niye x artı y'ye eksi 2 demeyeyim? Buraya eksi 2 dersem burası ne olacak? 2 olacak. Yani y 2 olacak. O zaman burası eksi 4 olacak. Yani çarpı zaman yine eksi 8 gelecek. Sıkıntı yok arkadaşlarım. Her halükarda eksi 8 geliyormuş. O zaman cevap eksi 8'dir demem gerekiyor. Dördüncü soru. Denkleminin çözüm kümesi hangisidir? Ne yapalım? Payda eşitleyelim. Yukarısı x kare eksi 5 eksi 4 x bölü x diyeceğim arkadaşlarım. çarpı altta da x kare artı 2 artı 3 x bölü x gelecek değil mi? Ters çeviriyorum. x bölü x kare artı 3 x artı 2 diyorum. Şimdi bu eksi 6'ya eşitmiş. Şuradaki x'leri bir gönderelim. Tamam mı? Ama tabii x 0 olmayacak. Çünkü paydayı 0 yapıyor ki zaten seçeneklerde 0 bile yok. Şimdi yukarısını yukarısı nasıl çarpanlayacağım? x 1 çar şey x eksi 5 çarpı x artı 1 bölü şurası x artı 2 çarpı x artı 1 eşittir. Eksi 6. Tamam mı? Şunlar gitti. Bunları götürdükten sonra Şimdi ne yapacağız? Eksi 6 ile bunu çarpalım. Eksi 6 x eksi 12 eşittir. x eksi 5. Bunu bu tarafa attım. Eksi 7 x. Bunu bu tarafa attım. 7. x eşittir. Eksi 1. Şimdi arkadaşlarım eksi 1 tehlikeli mi? Tehlikeli mi? Ona bakalım. Burada bir kesir var değil mi? Bak kesim paydası. Eksi 1 yazdığı zaman eksi 1. Eksi 1 yazdım. Eksi 2 artı 3. Burayı sıfırladı mı? Sıfırladı. O yüzden eksi 1'i kullanamazsın demek istiyor. Bir tane kök vardı. O da gitti. Hiçbir şey kalmadı arkadaşlarım. E seçeneği yani boş küme ile olayı bitirdik. Dikkatli olmak lazım. Kesirlerde, kare çok ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Beşinci sorumuz ne diyor? Geçtirefiks fonksiyonunun çözüm kümesi hangisidir? Zaten pozitif negatif aralıklarda yapıyorduk bunu. Yani x'in üst tarafında kalan yerler yani değerler attığım zaman pozitif çıkmasını istiyor. Eksi 2'yi alırsam sıfır olur. Sıfır olmasını istemiyor. Eksi 2'den ta ki 5'e kadar olan Tam sayılar ya da reel sayıları kullandığım zaman bu fonksiyonun görüntüsü pozitif olacak. E, o zaman ne demem lazım? Eksi 2 ile 5 demem lazım. Tamam mı? Yani aynısını dediğim gibi pozitif negatifler de yapıyorduk. Hatta daha zorlarını bile yapmıştık orada. Şimdi burada ne diyor? Kaç tane tam sayıları vardır? Bunu bu tarafa atalım arkadaşlarım. İsterseniz dağıtabilirsiniz. İsterseniz x artı aynı olduğu için parantezi alabilirsiniz. Fark etmez dağıtalım. x kare artı 2x eksi x artı x yaptı eksi 2. Eksi x eksi 2 küçüktür 0 oldu mu oldu. Şimdi buradan bunlar gitti zaten. Buradan x kare eksi 4 küçüktür 0. E zaten ben tablo yapsam eksi 2 ve artı 2 arasında artı eksi artı demek gerekiyor. Kaç tane tam var? Burayı istiyor. E benim şeyim eşitsizliğimi çözmek mesela eksi 2 ile 2. Eksi 1 0 1 2 değil mi? E, bu kadar mı? Ha, bir 2 yok. Başka bir şeye bakıyordum da o arada. Yani şurada bir şey daha anlatacağım da ona bakıyordum. Kaç tane arkadaşlarım? 3 tane. Tamam 2 yok. Şimdi şunu götürürsünüz diye aslında soru sorulmuş. Basit bir soru ama direkt öğrenciler bunları götürüyor. Yani sadeleştiriyor. Sadeleştirme yapmayın arkadaşlarım. Eşitlere sadeleştirme yapmayın. İşler dışlar çarpımı yapmayın. Bak bunda da ne yapacaksın? Eksi 1'i bu tarafa atacaksın. 1 bölü x kare eksi x artı 1 küçük eşit 0. Sonra payda eşitle. 1 artı x kare eksi x bölü x kare eksi x küçük eşit 0. Şimdi bakıyorum yukarısının kökü var mı yok mu diye. Şöyle düzgünce bir yazarsak x kare eksi x artı 1'i yazarsam b kare eksi 4 ağacıdan eksi 3. Bunun kökü yok. Bunun kökü yoksa benim buna her zaman demem lazım. Şimdi bu yine parabol belirtiyor. Şöyle kökü yok eksini kesmiyor ve x karenin katsayısı artı olduğu için kollar yukarı. Yani daima artı bu. Bu yorumu yapmam lazım. Demek ki alttaki de eksi olacakmış ama sıfıra eşit olma durumu yok. Yani aslında incelemem gereken x kare eksi x'in küçüktür sıfır durumunu incelemem gerekiyor değil mi? E şey yapalım kökleri alalım sıfır ve bir değil mi? Eksi artı e, niye eksiyle başlıyorum? Artı ile başlayacağım. Artı eksi artı küçük sıfır olduğu için şuraya almam lazım. Sıfır ve biri istemiyorum arkadaşlarım. Çünkü paydayı sıfır yapıyorlar. O yüzden de açık aralık Diyeceğim. Bak burada. Köşeli parantez şuradaki eşitten yanıltabilir sizi. Ama biz yorum yapıyoruz. Tamam mı? İlla öyle eşitlik olacak diye köşeli parantez olacak diye bir kaidemiz yok. Şimdi 8 ne diyormuş bakalım bize? Parabol üzerinde koordinatları tam olan noktalar inceleniyor. Buna göre absisi ordinatından büyük olan kaç farklı nokta vardır? Absisi ordinatından büyük. Şimdi öyle y noktaları varmış ki arkadaşlarım. Şu şartı sağlıyormuş. Şimdi biz x gördüğümüz yere x yazarsak y çıkacak değil mi? Çünkü niye? Fonksiyonlar y eşittir. fx olarak tanımlı. Yani aslında benim x'lerim x kare artı 3x eksi 48'den büyük olacak şekilde ayarlanmış. Buradaki y yerine otomatikman kim geldi? Şu geldi. Çünkü x görmeleri bunu yazarsam e, bunun çıkacağını biliyorum. ne yapalım? Bunu bu tarafa atalım. 0 büyüktür. x kare artı 2x eksi 48. Şimdi bu sıfırdan büyükse yani sıfır bundan büyükse e bu da sıfırdan küçüktür. Yani aslında bana bu eşsizliği çöz diyor. Kısacası bunu çöz diyor arkadaşlarım. Çözelim. Tablo yapalım bir tane kendimize. Şöyle bir tane bir tablo yapalım. Kaça kaç bu? 8'e 6 artıya eksi. Köklerim. Eksi 8'e 6 artıyla başlıyorum. Artı eksi artı diyorum. Ve kimi istiyor? Küçükleri istiyor. Yani burayı. Yani eşit demiyor değil mi? Büyük olan diyor. Tamam. Ya, hocam burada küçük geldi ya. O kendi kendine geldi. Yapacak bir şey yok. Eksi 8 ve 6. Değil mi? Eşitlik olmadığı için şöyle köşeli parantez yapmıyorum. Açık parantez yapıyorum. Kaç farklı nokta vardır? E arkadaşlarım e, buradaki x'ler için kaç tanesi o kadardır? Eksi 7, eksi 6 nokta nokta kaça kadar gidiyor? En son 5'e kadar gidiyor. Buradaki terim sayım. 5 eksi eksi 7'den 12 bir daha var. 13 tane Yapıyormuş. Yani problem tarzı bir soru olmuş. Güzel bir soru olmuş ama. Tamam. Evet. Dokuzuncu sorumuz ne diyor? Sağlayan en küçük e, üç farklı doğal sayı. Bak dikkat et bu soruya. Şimdi yukarıda x-2'nin kübü. x eşittir 2 değil mi? Şimdi burada üç tane 2 var arkadaşlarım. Üç tane 2. Çünkü niye? Dereceden dolayı. Tamam mı? Üç tane 2 kökü var. Şimdi aşağıdan da bir tane 2 geldi. Bir tane de eksi 2 geldi. Bak. Burada bir tane var. Bir tane iki var. Bunların hepsi aynı eşitsizlikte olduğu için dört tane iki kökü yapar arkadaşlar. Dört tane iki kökü. Yani burada ikiye çift kat demek zorundasın. Şunu yapmayacaksın. x eksi ikinin kübü bölü işte x eksi iki çarpı x artı iki. Bunları sadeleştireyim. Sadeleştirme arkadaşım. Tamam mı? Bazen doğru çıksa da sen onu sadeleştirme. Sen sadece bu yorum yap. O zaman ne yapacağız biz burada? Hemen tablomuzu yapacağız. Yani burada 2'nin çift katı olduğunu anladık. Eksi 2 burada. 2 çift katsa belirtelim şurada. Şimdi işaretimiz ne? Bununki artı, bununki de artı. O zaman artı ile başlıyorum. Çift kat gördüm değiştirmiyorum. E, kök gördüm değiştiriyorum burada. Ne diyor? Büyük eşit diyor. Tamam. Şimdi büyük eşit yani şurası değil mi? Şimdi eksi 2'den alıyorum. Eksi 2'yi istiyor muyum? Eşitlik diyor. Ama istemiyorum arkadaşlarım. Açık yapmam lazım. Çünkü niye? Paydayı sıfır yapıyor. Virgül sonsuza kadar gideceğim. Yeter mi? Yetmez. Bak çift katlar çok ama çok tehlikelidir. Fark. Fark. 2. Şimdi burada 2 var değil mi? 2 burayı. Hem payı sıfır yapıyor hem paydayı sıfır yapıyor. Yani sıfır böyle sıfır gibi belirsiz bir şey geliyor. Arkadaşlarım fark 2 demem lazım. Anlaştık mı? Bak şimdi. En küçük 3 farklı doğal sayının toplamı. 0 1 2 dememi bekliyor. Topladığım zaman 3 olması lazım. Ama ben 2'yi kullanamayacağımı yorumladığım için artık buraya 3 diyeceğim. 0 1 3. Bunların toplamı da 4 yapıyor. Bak sorular böyle böyle yanlış oluyor. Yani acele ettiğimiz zaman, yorumlarımızı eksik yaptığımız zaman bu sorular yanlış oluyor. Tamam mıdır? Evet, 10. soruya geldim. Bir tane tersten sorulmuş bir soru. Yani tablo verilmiş. Fonksiyonu sorulmuş. Artı eksi artı. İyi tamam. Şimdi köklerim kim arkadaşlarım? Eksi 2 ye 3. Değil mi? O zaman biz kökleri verilen denklemi yazabiliriz. X kare toplamları kim bunların? Artı 1 eksi x e, ve çarpımları eksi 6. Şimdi artı ile başladığı için burasına artı demem lazım benim. Eksi ile başlasa da eksi diyecektim. Böyle bir şey bulabilirim ben değil mi? X kare eksi x eksi 6. X kare eksi x eksi 6 dedim ve bu testimin sonuna geldim. Bir sonraki testimizde daha doğrusu videomuzda testi 20 ve testi 21'i çözmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyelim. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Derslerinizde sıkı sıkı çalışın. Çalıştıkça oluyor görüyorsunuz. Yani mesela bizim kanalda çok küçük ama e, elimizden geldiğince emek görüyoruz. Yavaş yavaş büyüyor böyle. Çok hızlı gitmeye gerek yok. Hızlı giden atın e, gerisini biliyorsunuz siz. O yüzden de sıkıntı yok. Yavaş yavaş emek vere vere gidin. E, i̇sterseniz bir soruda yani zamanınızı çok harcayın. Ama o soru illaki size bir şey öğretecektir. Bir dakikada bir soru çözeceğim diye şimdilik çok fazla öyle kendinizi kasmayın. Öğrenmek için çözün soruları. Düşünün yemekte düşünün, ekmek almaya giderken düşünün. Her an düşünün nasıl yapabilirim diye. Ya da hoca nasıl yapmış diye bunları hep düşünün. Elinde sonunda olacaktır arkadaşlarım. Tamam mıdır? Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.